anlatıyordunuz. Ben hep hafıza parmağı anlatıyorum. Ben, ben hep diyorum ya hafıza sahip değilim diye. Neyse ki bak bir veriyor. Bazen bir gelip geliyor. Parmağı anlatıyordum. Pandoktan örnek verdik. Mutluluktan, mutsuzluktan bahsetmiştik zaten insana verdiği. Hatta mutsuzluktan. Bir de şimdi size gelişmesinden bahsedelim dedik. Geliştirmesinden evet, insan. Evet. Evet. Çok iyi olur. Evet, kendi, mikrofon sizin, buyurun. Kendi yaşadıklarımdan da örnek vererek anlatmak istiyorum. Geliştirdiğini, kendim geliştiğimi hissettiğim için bazı şeylere değinmek istiyorum. Hiçbir şey bilmiyordum. Sanat kelimesi duymamıştım diyebilirim. Hani duyduğumuz sanatçılar kimler? Televizyona çıkanlar, şarkı söyleyenler, tiyatroyla uğraşanlar, sinemayla. Ama ressam hiç görmedim. Sanatçı hiç görmedim. O zamanlarda konuşulmuyordu. Nedir? Merak da etmedim. Duymadığınız bir şey merak edemezsiniz. Önce bir şey duyacaksınız ki daha sonra onun gerisini getirebilirsiniz. Öyle bir hedefim de yoktu, amacım da yoktu başta söylediğim gibi. Her şey kendiliğinden gelişti. Bir kelime diğer kelimeyi çağırdı. O kelime diğer kelimeyi cümle oldu. Kitap oldu. Belki de bir dünya oldu bilmiyorum. O kadar çok şey öğrendim ki hiçbir şey bilmezken kitap da yoktu. İnternet yoktu, bilgisayar yoktu. Daha önceki röportajlarımızda da konuştuk bunları. Hiçbir şey yoktu. Gazetelerden fotoğraflar kesip hatta yerlerde bulduğum resimleri, o fotoğrafları biriktirerek birçok şey yavaş yavaş gelişmeye başladı. Daha sonra duyduğum her şey birikmeye başladı. İnternet olunca bir baktım ki inanılmaz derya deniz bir mecra, bir sanat uçsuz bucaksız. Duyduğum her şey tetikledi. Ateşimi. Tabii çok şey öğrendim. Şu anda güzel sanatları bitirmedim ama bir güzel sanatları bitirmiş kişi kadar birçok konuda konuşabilirim. Birçok şeyi öğrendim. Evet, tarihinden, mağara döneminden hatta başlayarak günümüze kadar neler yaşanmış, kimler gelmiş, kimler geçmiş isimlerini, yaşam tarzlarını, sanata bakış açılarını, sanat akımlarını, birçok şeyi öğrendim. Her öğrendiğim inanılmaz heyecan veriyor bana. Çünkü hani böyle tam teşekküllü olmak istiyorum. Hayatımda yaptığım her şey için geçerli bu. Hiçbir şey yarım yapmadım. Bir şey yapıyorsam hakkını vermem gerekir diye düşünüyorum. Bir şey öğrendiğimiz zaman yani daha doğrusu öğrenme zincirine takıldığımız zaman evet. Hiçbir şey bilmediğimiz zaman. Aynen öyle. Hani birçok etkinliğin ya da bilim dalının dışında sanat her şeyi kapsadığı için tamamına hakim olabilmek neredeyse imkansız. Ama o ulaştığım her bilgi beni inanılmaz heyecanlandırıyor. İnternetten de videolar izliyorum. Çok değerli birkaç öğretmen edindim kendime. Onları her gün dinleyip duruyorum. Sadece şey değil yani sanat üzerine okumak gibi. Tabii sanat çünkü her şeyi yetersiz kapsadığı yani, için. Evet. Bazı şeyler birbirini tamamladığı için aynen, herhalde evet, yani. Sanat. Ya da resim sanatı üzerine, sadece resim sanatı üzerine ilmanlaşmak. Ya da o konuda bilgi almaya çalışmak pek doğru geldi. Doğru değil. Her şeye dair bilgimizin olması gerekiyor. Önce kendimizi donanımlı hale getireceğiz. Çünkü elimizden çıkan, ruhumuzdan çıkan, aklımızdan çıkan her şey o benliğimizin yansıması oluyor. Biz kendimizi ne kadar donanımlı, güçlü, bilgili, ruhsal olarak da tatminkar şekilde yaşamaya mahkum edersek çıkan işte o kadar muhteşem olacaktır. Tabii çok zorlu bir süreç. Öyle kolay değil. Adanmışlık gerektiriyor. Ben hayata dair birçok şeyden vazgeçtim. Ya yaşayacaksın ya üreteceksin. İkisini birden yapmak mümkün değil. Ben bu şekilde yaşamayı yaşam olarak kabul ettim kendime. Bunun dışında bir tarz istemiyorum. Birçok şeyden soyutladım, kısıtladım. Ciddi anlamda birçok şey yapmıyorum. Birçok ortama kesinlikle girmiyorum. Benim için varsa yoksa atölyem, evim, işte öğreneceğim birkaç kelime bana öğretebilecek ya da çok değerli birkaç öğretmeni dediğim gibi internet üzerinden edindim. Sürekli onları dinliyorum. Derya deniz bilgilere sahipler. Her duyduğum kelime biraz daha merakımı arttırıyor. Bir sonrakine ulaşmaya çalışıyorum. Öğrendiğim her şeyle kendini daha da değerli hissetmeye başladım. Kendini artık atıyorsun. Galiba bizim keyfi burada. Biraz daha geliştiğini hissetmenin tadıyla her geçen gün öğrenmeye çalışıyorsun ve öğrendiğin her şeyi de tuvaline, işte sınıfı diğer arkadaşlarıma, onlara yansıtmaya, aktarmaya çalışıyorum. Ben de gizli kalsın istemiyorum. Her şeyi paylaşmak istiyorum. Ve şimdi şöyle bir şey var. Yani derslerin öğretmenler, yani ressamlar daha doğrusu. Yani ressamları örnek veriyorum ben. Onlar genelde üretmekten uzak kalıyorlar. Yani eğitime yönelmişken üretim azalıyor. Evet, ikisini birlikte yapmak çok zor evet, gerçekten. Evet, ben onu soracağım size. Evet.
aile yaşamımız var. Yani hepsine birden yetişmek 24 saat yetişmek. Uyumak lazım. Tabii. Uyumuyorum diyebilirim. Biraz erken bir vakitte uyuyup hemen hemen 2 gibi, 3 gibi. Tabii o şartlarıma göre değişiyor ama uyanıyorum. Uyumak istemiyorum. Zaman kaybı olarak görüyorum. Yemek yemenin dışında temizliğimin dışında yaptığım her şey bana zaman kaybı alıyor. Gereksiz hiçbir muhabbete girmiyorum. Zaten geçmişte de girmemiştim. Ama şimdi daha da kısıtladım birçok şeyi. Çünkü öğrenmem gereken çok fazla şey var. Yapmam gereken çok şey var. Ulaşmam gereken çok insan var. Birlikte olduğum insanların gönlünü yapmam gerekiyor. Ailemin gönlünü yapmam gerekiyor. Çocuklarım var. Birçok şeyi bir araya sığdırmaya çalışıyorum. Hiçbirinden taviz veremem kendimden başka. Kendimden taviz veriyorum. Bu da bana çok büyük keyif veriyor. Yani hani bir sıkıntıyla mı yapıyorum bunu? Hayır. Bayıla bayıla yapıyorum. Yani bu şekilde yaşamak inanılmaz keyif veriyor bana. Belki de o çektiğim hani sıkıntıysa artık o dışarıdan beni izleyenler nasıl değerlendiriyor bilmiyorum ama ben bundan çok keyif alıyorum. Bu benim için bir meşgaledir. Meşgale dedin de öyle bir şey. Çok öyle bir şey. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünmüyorum ki. Yani çocuklarımın ihtiyaçları, işte sınıfımdaki arkadaşlarımın ihtiyaçları ve sonra da bu başka hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Çünkü beni inanılmaz derece tatmin ediyor ve bunun çok kutsal bir şey olduğuna inanıyorum. Değerini çok fazla biliyorum ve bir ileri basamağa götürmek için elimden ne gerekiyorsa yapıyorum. İşte bir ileri basamak deyince yani sadece böyle kalmak istemiyorsunuz herhalde değil mi? Yani biraz planlarınız vardır. İşte sergiler şu an. Evet. Gerçi açıyorsunuz zaman zaman sergiler. Sergiler, etkinlikler. Aslında hedefim sergi değil. Hep diyorum iyi bir resim yapmak dışında kendimi geliştirmenin ve işte öğrendiğim birçok şey arkadaşlarıma katmanın tadındayım. Bu tatla kalmak istiyorum. İyi bir resim yapmayı istiyorum. Tabii ki neden istiyorum? Başarılı olursam hayatta kalabilirim. Güçlü olabilirim. Bunun için istiyorum. Çünkü ölene kadar bunu yaşamak istiyorum. Bu yüzden başarmak zorunda kılıyorum kendimi. Bak ne yapacaksın, ne edeceksin var ya, bunu başaracaksın diyorum. Bunu yitirdiğin an çünkü bence yaşamın hiçbir tadı kalmayacak. Yani ben bunun için yaşamak istiyorum sadece. Hatta biraz sert biliyorum. Evet. Biraz daha kendime katı kuralım. Birçok ilişkide çok tavizkarımdır. Ama kendime her zaman çok katı davrandım. Yani olmazsa olmazlarım var. Ve onları her zaman yapmak zorundayım. Asla da vazgeçmem. Çok kararlı bir karakterim var. Çocukluğumda da öyleydim. Hiç vazgeçmem. Asla vazgeçmem. Bir şeyi kafaya koyduysam şartlarım ne olursa olsun bir tek engel Allah'ımızdır. Bütün planları o yapar. Layığımızı bulacağımıza inanıyorum. Düşündüğünü yaşamadan ölmeyeceksin diye bir cümleyi duyduğum zaman içim o kadar rahatlamıştı ki. Sabah sınıfımızda da bu cümleyi kullandım. Bir zerre saniye, bir kelime kadar bir fesat aklımdan geçmedi. Bu çok sevindirici kendi kendime bu cümleyi duyduğum zaman. Demek ki gelecek olan ödül çok büyük. Ben o ödülü bekliyorum. Ama beklediğim ödül bu işin devamı üzerinden olması. Başka hiçbir şey beklemiyorum. Ben devam etmek istiyorum. Tek derdim bu. Tabii ki birilerinin bize yardımcı olması lazım, elimizden tutması lazım, belki yol göstermesi lazım. Ben kendi yolumu karanlıkta bulmaya çalıştım en başından beri. Ödül üstüne ödül geldi. Her şey birbirine bağlandı. Geçmişte yaşarken belki o an anlamı yoktu ama bir süre sonra geldi, çattı, bugüne dayandı, birbirine bağlandı ve anlamlı hale geldi. Şu ankiler de geleceği oluşturuyorlar. Bekleyip göreceğiz, zaman nelere gebedir. Ben çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. En baştan beri böyleydim. Ve her geçen günde gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Bir seri daha hazırlayıp bitirdim. O kadına şiddet serisi vardı. Sizin o çok da hoşlanmadığınız sürekli... Biraz sert geldi. Evet, yani, sert geldi. Yani mesela en azından ticari amaçlı değildi. Evet. Öyle bir şey var çünkü evet. Yani kimse alıp da duvardan, evet. Hani şey anlamını söylemiyorum, sanatsal anlamını, kompozisyon açısından evet. Söylüyorum. Şimdi olarak, dekoratif amaçlı düşünmüyorum. Başlangıçta bu etkinliğe dair hiçbir bilgim olmadığı için hani ne bulduysam, yoktu da zaten, ne bulduysam ona sarılıp onu yapmaya çalışıyordum. Ama öğrendikçe bunun dekoratif amaçlı olmaması gerektiğine kesinlikle inanıyorum şu anda. Evet, başlangıçta hepimiz için geçerli, hiçbir şey bilmediğimiz için yapabiliriz. Hoşumuza gider bir çiçeği yapmak, bir manzara resmini yapmak veya herhangi bir estetik görünüşü. Evet, ama ya mobilyamıza uydurmuyor. İşte tamam. Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama yani duvarımızı da asalım değil mi? Yani bakıp düşünelim o resme. Evet. Ama zaten düşündürsün diye yapmaya çalışıyorum. Ticari amacım yok. Yine aynı şeye geleyim. Neden ticari amaç güderim? Yine bu etkinliğimi devam ettirebilmek için tabii ki kazanmayı istiyorum. Ama kalkıp da ben 3-5 lira resmi satmak istemiyorum. Hani yapayım da 200, 500, 1 her neyse bir çiçek resmi yapayım da bir alıcı bulsun.
Hiç öyle bir derdim yok. Ya zirve olacak ya olmayacak. Ben hani büyük oynamak istiyorum. Aman Allah'ım. Biraz bir esneyim. Yani şimdi gerçekten değil. Şey olmasın çünkü. Size saygı duyuyorum. Ben şimdi evet. Yani tamam. Verdiğinizi, çabalarınızı, tüm ömrünüzü aramışsınız. Evet. Yani geçmişinizi bir kısmını ve geleceğinizi, bugününüzü. Evet. Siz bu sanata adamışsınız. Evet. Hem eğitmek için hem üretmek için. Buna saygı duyuyorum da. Ama yine de katılıyorum. Yani bana öyle geliyor. Hı. En azından. Mesela benim tarzım o değil ya, ben de öğreten bir insanım. Yani çok yönlü olarak hani yazan, çizen, işte program çeken bir insanım. Bir de sosyal hayatım var dediğim gibi. Film izlemeye de zaman ayırırım. Yani sinemayı da izlemeye. Ben onların hiçbirini yapmıyorum işte. Ama o gerekli değil mi? Şimdi erkek olunca biraz daha farklı. Siz annenizle birlikte yaşıyorsunuz. Birçok ihtiyaçlarınızı o karşılıyor. Benim sorun olduğum birçok kişi var. Hani misafirin var, eşin, dostun, akraban, evde yapmam gereken birçok şey. İğneden ipliğe kadar elinizde 1000 tane eşya varsa her gün o 1000 tanesine dokunmak zorundasınız. Ben çok hızlı yaşıyorum hayatı. Her şeyi çok hızlı yapıyorum ki bir dakikadır bu etkinliğim ayırayım diye. Hani şu sıralar bir 3 aydır çok ciddi hastalıklar, başka da birçok sebepler dolayısıyla ben 3 aydır resim yapamıyorum. Ara vermek zorunda kaldım. Tabii ki çok üzülüyorum. Çok büyük kayıp olarak görüyorum. O süreçte o tür şeyleri yaşadığınızda hiç paslandığınızı hissediyor musunuz? Yok, paslandığımı hissetmiyorum. Boş durmuyorum. Çünkü yine de her şekilde o birkaç saniye de olsa, birkaç dakika, birkaç saat her neyse onları bir şekilde çalarak yine kendimden bu defa öğrenmeye çalışıyorum. Zaten kitap çıkacak. Her resmim için bir yazı yazdım. Daha çok böyle hani o derinindeki konuşamadığımız, anlatamadığımız duygularıma dokunmaya ve onları birazcık gün ışığına çıkartmaya çalıştım. Biraz felsefi oldu, biraz edebi oldu, biraz şiir tadında oldu, biraz makale tadında oldu, böyle roman tadında oldu. Birçok şeyi resimlerimde de öyle. Birçok akımı baktığım zaman hani bilinçli yapmıyorum. Ne akarsa o çıkıyordu. Hem fırçadan, hem dilimden, hem elimden. Yazarken de öyle. Herhalde o hani birçok şeyi alıyorsunuz ya, o bilgi karmaşası orada. Hepsi birden birleşerek akıyor. Resimlerimde de birçok akımı bir arada görüyorum baktığım zaman. Sürrealizmden tutun da klasizme kadar, romantizme kadar, foto gerçekçi tada kadar, modern resme kadar birçok tadı görüyorum. Yazdığım yazıda da öyle oldu. Çok fazla okuyamıyorum. Keşke okuyabilsem. Zamansızlıktan dolayı tamamen içgüdüsel. Bana diyorlar ki ya nasıl yazdın? Resim nasıl olup bittiyse içgüdüsel, bu da olup bitti diyorum. Yani bir yerden bir şey öğrenmedim. Tamamen duygu birikimiyle alakalı şeylerdi. İnternetten dinlediğim videolardan, hani bana birisi bir ışık yaktığı zaman gerisi gelebiliyor. Bu da çok ilahi bir şey. Nasıl bilmiyorum ama kendiliğinden oldu. Yazı da tamamen o tatta. Her bir resim için sanırım bir 2-3 sayfa ya da biraz aşağı az biraz çok olabilir. Sayfa tutacak şekilde bir kitap oluşturulacak. Şu anda İstanbul Dernek Yayınları'nda Akın Ok beyefendiyle bir şekilde internette tanıştık. O da bu tür etkinliklerle uğraşıyor. Bir yayın evinin olduğundan bahsetmişti. Sana yardımcı olabiliriz dedi. Her şey böyle yani, o ben ne kadar spontan yaşıyorsam her şey çok ciddi anlamda ve güzel anlamda spontan bir şekilde bağlanıyor. Birileri karşıma çıkıyor. Bana bir kapı açıyor. İşte alıyor beni bir yerlere taşıyor. Rastlantı ama evet, tam karşılığı aynen öyle rastlantı değil yani, evet. Gidiyorsunuz, köşeyi dönüyorsunuz şöyle bir evet. Yolda giderken karşınıza sevgili izleyiciler o anda bir şey çıkıyor ve hayatınızın akışı değişiyor bir anda. Evet. Tatlı hoş tesadüfler de dinleyebiliriz. Evet. Bakın bugün sizin buraya gelmeniz tamamen spontan gelişen bir şey. Biz bugün Mehmet Sakız öğretmenimizi bekliyorduk. Adana'ya geleceğini söylemişti. Onun için biraz heyecan telaş yaptık sınıfta. Arkadaşlar tanışmak istediler. Onunla birlikte olmayı çok umut etmiştik bugün. Kısmet sizeymiş, bakar mısınız? Biz onunla geçireceğimiz bir günü sizinle şu an sürdürüyoruz, tamamlayacağız. Çok güzel bir an oldu bizim için. Keşke o da aramızda olsaydı, bu birlikte bir beraber yaşasaydık. Çok değerli bir karakter. Ben önceki öğretmenimi internette keşfettim Modernizm isimli videosuyla. Modernizm konusunu araştırırken YouTube'a Modernizm yazdığımda yine bir profesör bayan vardı, Semra Hanım. O konuyu anlatıyordu, ilgimi çekti. Dedim bir yazayım bakayım Modernizm başka çıkacak mı, hani beni eğitebilecek video. Öğretmenimin ilk cümlesinden itibaren çok değerli bir karakter olduğunu anında hissettim. Ve o günden beri de ciddi anlamda müptelası oldum. Beni çok geliştiriyor. İlk dinlediğim zamanlar biraz ağır geldi konular, anlamadım. Çünkü hepsi hemen hemen ilk
duyduğum şeylerden. O da birçok konuya hakim sanat eğitimcisi. Çok fazla dallanıp budaklanarak anlatıyor. Kopabiliyorsunuz, kaçırabiliyorsunuz. Bir de ben resim yaparken dinliyorum hani zamansızlığından dolayı. O anı da duyarak değerlendirmeye çalışıyorum. Sonraki 2, 3, 5, 10, 50 belki de dinledim videolarını bilmiyorum. Çünkü o benim arkadaşım gibi oldu. Sürekli artık onu dinliyorum. Resimlerimde son yaptığım tablolarında tamamen onun cümleleri gömülü. Beni çok geliştirdiğine inanıyorum. Dinlemeye devam edeceğim. Sayfamda sürekli onu bulunduruyorum. Hani bana çok faydası oldu, başka insanlara da faydası olsun diye. Çok insani değerleri yüksek. Bakış açısı çok geniş. Tepeden, zirveden bakabiliyor. Birçok şeye hakim. Bütün bunları öğrendikçe yani her şeyin tadını alıyorsunuz. Bir şekilde birleşiyor. Bu tesadüf müydü öğretmenimi bir şekilde internette bulmam şu anda daha da olmasın. Hatta Bitişik'teki apartmana misalci olarak gelmiş. Çok ilginç şeyler. Hiçbir şey tesadüf değil. Her şey birbirine bağlanıyor. Herkesin çok güzel desteğini görüyorum. Öğretmenim böyle çok motive edici cümleleri sayesinde kendimi çok daha iyi ve güçlü hissediyorum. Sizin gibi güzel insanlarla birlikte oldukça diyorum yalnız değilim. Hani beni anlayan var. Bana destek olan gönüldaşlarım var. Sınıftaki arkadaşlarım zaten her türlü yanımdalar. Görüyoruz arkada hemen çıkmış anda. Evet. Sevgili Mehmet'in arkasında hanımefendi. Evet. Bir çekim daha yapıyor sevgili izleyiciler. Onu da sanıyorum. Müzeyyen Hanım'la 10 yıldır birlikteyiz. Sağ olsun. Güçlü anlamda evet, bir parçam haline geldi. Sürekli gülümsüyor. Hiç yorulduğunu da görmedim. Evet. Gerçi Mehmet de yorulmuyor. Pek de evet. Etmiyor ama yorulduğunu. O da gülümsüyor. Evet. Sürekli gülümsediğini görüyorum. Evet. Bu şimdi, şekilde işte kitap şu anda Enki yayınlarında. Ne zaman yayınlanacak? Şunu net olarak öneririm. Bir tarih vermediler. Bu hafta içerisinde hazırlıkları bitiririz demişlerdi. Şu anki kitap fuarında. Keşke geçseydin. Evet, ben geçen gittim ziyaretine. Tekrar gitmem gerekiyor beyefendi Nur Bey. Gideceğim. Kendisi de kitap yazmış bana, bir imzalı kitabını verdi sağ olsunlar. Çok destek oldular, çok ilgilendiler. Çalışmalardan ve hani yaptığım etkinliklerden etkilenip arkamda durdular sağ olsunlar. Kitabı biz burada baskı yapmayı düşünürken birdenbire bu şekilde gelişti. Bir şekilde dediğim gibi birileri karşıma çıkıyor ve bana yol veriyor. Çok mutluyum. Hepsine minnet borçluyum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ederiz. Yani sayenizde güçlü hissediyorum kendimi. Sağ olun. Eksik olmayın. Yolumuzun daha da açık olmasını isteriz. İnşallah birlikte yapabileceğimiz şeyler bunlar. Hiç kimse tek başına ne mutlu olabilir ne başarılı olabilir. Bütün bunlar tamamen ekip işi. İnsan sosyal bir varlık. Evet, evet, paylaştıkça güzelleşeceğiz. Zaten sanatın amacı ne? Paylaşmak, yayılmak, öğrenmek, öğretmek. Tek amaç bu aslında. O, hani o kullandığımız işte müzik, resim ya da her neyse onlar sadece orada bağlayıcı, işte birleştirici özellik taşıyor. Onun dışında bizim tamamen gönül bağı yapmamız gerekiyor ve paylaşmamız.